Merhaba arkadaşlar, Ayşegül Hobi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz çantalardan yapacağız. Kız çocuklarımız bu çantayı çok sevecekler. Yapımı da oldukça kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız da kolaylıkla yapabilirler. İki parçadan oluşuyor arkadaşlar çantamız. Şurasını bir ön yüzünü ördükten sonra aynısından bir tane daha yapıyoruz. Ve şu kenar süsünü yaparken de birleştiriyoruz. Kulpunu da yapıp çanta kısmını bitiriyoruz. Daha sonra üzerini süslemek için ben bugün böyle hazır papatyalar vardı evde. Onların üstüne şöyle boncuklar yapıştırıp onları kullandım. Fakat size şöyle örgüden çiçekler de yapıp takabilirsiniz. Bunu göstereceğim size arkadaşlar. Şu üzerine inci takıp ya da farklı bir boncuk takıp çantanızı o şekilde de süsleyebilirsiniz. Şöyle. Dilediğiniz gibi farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Şöyle tığımı göstermek istiyorum. 2 numara 1.75. İpim de Alize Cotton Gold arkadaşlar. Bu şekilde öreceğim. Evinizde başka ipleriniz varsa tığınızı da ona göre ayarlayıp yapabilirsiniz. Kalın iple daha büyük olur. İnce iple de daha küçük çantalar elde edersiniz arkadaşlar. Bunlardan yapıp satışını da yapabilirsiniz. Gerçekten çok kolay bir çanta. Instagram'dan beni takip etmek isterseniz orada da adresim Ayşegül Hobi. Oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Şimdi hemen yapımına geçelim. Birlikte örelim arkadaşlar. Şimdi çantamızı yapmak için ilk sıraya başlıyorum arkadaşlar. Sihirli halka yaparak başlayacağız. Şu şekilde parmağıma ipimi doladım. Böyle yapmak istemezseniz 3 tane zincir çekip bağlayıp içine de doldurabilirsiniz. Ama sihirli halka daha iyi oluyor. Şöyle 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şöyle sihirli halkamızı birazcık şöyle küçültelim. 3 tane zincir çektikten sonra tığıma ipimi doladım ve sihirli halkanın içini 12 tane ikili trabzanla dolduracağız. Şu şekilde yapıyoruz bilmeyenler için ikili trabzanı. Tığıma ipimi doladım ve sihirli halkanın içine batıyorum. İpi çıkardım ve tığımda 3 tane ilmek oldu. Bunu 2 defa daha çekiyorum. Buna ikili trabzan diyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kez daha gösteriyorum. Tığıma ipimi doladım ve sihirli halkanın içine batıyorum. Tığımda 3 tane ilmek oldu. Şu şekilde bir ikisini aldım. Tekrar ikisini aldım ve trabzanımı yapmış oldum, ikili trabzanımı. Şu şekilde 12 tane buraya ikili trabzan yapıyoruz. Yapıp gelelim arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar 12 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi sihirli halkanın şurada ipi vardı. Bunu çekiyorum. Şu şekilde burayı kapatıyorum. Daha sonra buraya bir tane ilmek kaydırma yapacağız. Şu ilk başladığım yere tığımı geçiriyorum. Şu şekilde. Ve ipi alıyorum. Şuradan da geçirdikten sonra ilmek kaydırmayı yapmış oldum. Şimdi birinci sıramız bitti. 12 tane ikili trabzan yaparak ikinci sıraya geçtik. İkinci sıraya geçerken tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 12 tane ikili trabzanın üstüne her trabzanın üstüne 2 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bakın 12 trabzanın her birinin üstüne birer tane trabzan yapıyoruz. Toplamda 24 tane sıranın sonunda 24 tane ikili trabzanımız olacak. Şimdi bu sıranın da sonuna geldik. Dediğim gibi 24 tane ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi buraya yine geliyoruz. İlmek kaydırma yaparak 3. sıraya geçmiş olduk. Yine 1, 2, 3 tane zincir çektikten sonra tığıma
ipi doladım. Şuraya bir tane trabzan yaptım. Şununla beraber 2 olarak sayıyorum. 2 trabzan yaptım gibi düşünün. Şimdi bir tane zincir çektim. Tekrar ipime, tığıma ipimi doladım. Arada bir tane ilmek atlıyorum arkadaşlar. Buna değil, yanındakine batarak şu şekilde ikili trabzanımı yaptım. Tekrar tığıma ipimi doladım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doladıktan sonra bir boşluk bırakıp diğerine batarak aynı yere tekrar 2 tane ikili trabzan yaparak bu sırayı bu şekilde devam ettiriyorum. Şimdi yine sıranın sonuna geldik. Şurada şuranın tepesine batarak ilmek kaydırma yine yapıyorum. Bir zincir çektim arkadaşlar. Şurada ya da 2 tane çekelim. Şuraya batıyorum arkadaşlar. Şu boşluk var ya, buraya batıyorum ve ilmek kaydırma yaptım. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektim. Bu zinciri de bir trabzan sayarak şuraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. İpime tığımı doladım. Şu 2 tane trabzanı atlayıp şuradaki boşluğun içine batarak 3 tane trabzan yapıyorum boşluğun içine. 2 ve 3. Bir tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum ve direkt boşluğa batıyorum. Ve 3 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane daha yapalım. Örmesi gerçekten çok zevkli. Sevdiklerinize dediğim gibi başta yapabilirsiniz. Örmesi çok kolay. Şöyle arkadaşlar, dediğim gibi bir önceki sıradaki boşluklara 3'er tane trabzan yapıyoruz. Arada bir tane zincir çekerek bu sırayı da sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi yine sıranın sonuna geldik. Şuradaki trabzanın tepesine batarak yine ilmek kaydırma yapıyorum. Ve 1, 2, 3 tane zincir çektim arkadaşlar. Şu şekilde her trabzanın tepesine bir tane trabzan yapacağız bu sıramızda. Şöyle. Ve ara boşluklara 2 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. 1, 2. Diğerlerine, her trabzana bir tane trabzan yaparak devam ediyoruz. Şimdi tekrar sıranın sonuna geldim. Burada yine her zamanki gibi ilmek kaydırma yaptım. 1, 2, 3 zincir çekerek 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıraya geçmiş olduk arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Şurada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız aslında. Şurada. Şu sırada, üçüncü sıradaki işlemi yapıyoruz. Bir tane ilmeği atlayıp diğer ilmeğe geçiyorum. Şu şekilde aynı yere bir kez daha yaparak ikili trabzanımı oluşturuyorum. Arada bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Tığıma ipimi doluyorum. Bir tane ilmeği atlayarak diğerine geçiyorum. Şu şekilde aynı yere 2 tane ikili trabzan yaparak bu sırayı da bu şekilde bitiriyorum. Arada bir zincir çekiyorum ve aynı yere 2 tane ikili trabzan yaparak
dediğim gibi bitiriyoruz bu sırayı da şu şekilde. Sıranın sonuna geldik arkadaşlar. Bu sırada da şimdi şuraya ilmek kaydırma yaparak şöyle bir zincir çekecektik en son. Şöyle şuraya ilmek kaydırma yaparak bu sırayı da bitirmiş olduk. Yine 1, 2, 3 tane zincir çekerek bir üst sıraya geçtim. Her trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şu bir zincir çektiğimiz yere de yine bir tane trabzan yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde bitireceğiz. Şuraya 2 trabzanın üstüne 2 trabzan. Şuraya da boşluğa da bir trabzan yaparak bu sıranın sonuna bu şekilde gelelim arkadaşlar. Yine sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Buraya yine bütün sıraların sonunda yaptığımız gibi ilmek kaydırma yaparak bir üst sıraya geçtim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu son sıramız olacak arkadaşlar. Şuraya bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Bunu iki tane trabzan kabul ediyorum. Biri zincir, biri trabzan. Arada bir boşluğu atlıyorum. Şuraya arkadaşlar yine ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere bir kez daha yapıyorum. Şu bir önceki sırada yaptığımız işlemi tekrar yapıyorum arkadaşlar açıkçası. Bir tane zincir çektim. Bir tane ilmek atladım. Şuraya geçtim. Ve içine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir tane atlayıp şuraya geçtim. Ve dediğim gibi bu son sıramız. Bu başladığım yere kadar bu şekilde gelelim. Şimdi bu sıramızın da sonuna geldik. Yine buraya ilmek kaydırma yaparak bitiriyorum. Şöyle şu şekilde. Söylemiştim arkadaşlar bu sıra son sıramız olacak diye. Şu şekilde göstermek istiyorum. Şu şekilde bitirmiş olduk. Bunun aynısından bir tane daha yapıyoruz. Şöyle şu şekilde iki tane parça elde etmiş olduk. Birinin ipini kesmedim arkadaşlar. Birinin ipini kestim. Bunu daha önceden yapmıştım. Sizinle de bunu yaptık. Şimdi bunları şöyle arkaları yüzü bu tarafa gelecek şekilde birleştireceğiz. Şöyle birleştireceğiz arkadaşlar. Sadece şu ağız kısmını belirlememiz gerekiyor. Şimdi şu ipi ben şuradan çıkararak şuradan tığımı batırdım. İp karşı tarafta. Şöyle şunu şuradan alalım. Evet, şurada kalsın. Şimdi ağzını şöyle tahmini bir şekilde ayarlıyorum arkadaşlar. Şu kadar bence kafi. Şöyle şu kadar kafi. Şuraya toplu iğne ya da bir belirteçle işaret koyalım. Şimdi şurası ağız kısmı oldu. Şöyle şuradan başlayacağız arkadaşlar. Şu işaret koyduğum yere kadar kenar süsü yapacağız. Şuradan ipimi çıkarmıştım. Şöyle ipimi alalım. Evet. Bir tane zincir çektim. İkisini bir ilmekle birleştirmiş oldum. Şimdi tığımın başına ipimi doladım. Bir tane ilmeği atlıyorum. İkinciye batıyorum arkadaşlar. Yalnız şuna dikkat edeceğiz. Karşıdan da bir ilmek atlayacağız. Şöyle. Net. Karşıdan da bir ilmek atlayıp şuraya batıyorum. Hem bu parçadan bir ilmek atlayıp diğer ilmeğe battım.
hem karşı taraftan bir ilmek atlayıp ilmeğin içine battım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tığımda şöyle ilmek oldu. Tığımın başına da ipimi almıştım. Buraya ikili trabzan yapacağız. Şu şekilde tığımda böyle biraz uzatarak yapalım. Daha güzel duruyor. Bir tane ikili trabzan yaptım. Hemen tığımın başına ipimi doluyorum. Aynı yere arkadaşlar, zaten yeri belli oldu. Hem buraya hem oraya aynı ilmeğin içine tekrar batıyorum ve yine ikili trabzan yapıyorum. 2 oldu. Şöyle tekrar üç, tekrar aynı yere arkadaşlar, arkadan da çıkarıyorum. 4 5 2 3 4 5 tane oldu. Şöyle 6 bence 7 tane yapalım. 7. Farklı şekilde de bu kenar süsünü yapabilirsiniz. Yine bir ilmeği atlıyorum arkadaşlar. Hem buradan hem karşı taraftan ikinci ilmeğin içine batıyorum. Burada da bir ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeğe batarak aldım, şöyle şu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Yine ipime, tığıma ipimi doluyorum. Bir taneyi atlayıp ikinciye batıyorum. Karşı parçadan da bir taneyi atlayıp ikinciye batıyorum arkadaşlar. Yine buraya 7 tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi yine bir tane ilmeği atlıyorum ikinciye, karşı parçadan da bir taneyi atlayacağım, ikinciye batıyorum ve buraya bir sık iğne yapıyorum. Yine ikinci kenar süsümüzü de yapmış olduk. Bir kez daha yapalım, iyice pekişsin. Bir tane de pardon, çok özür dilerim. Tığıma ipimi yine doladım. Bir taneyi atlıyorum. Hem buradan hem arkadaki parçadan. İkinciye batıyorum. Şöyle arkadan da. Yine içine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle birazcık gevşek, sündürerek yaparsak daha güzel duruyor arkadaşlar. 2. 7 tane yapmıştık diğerlerine. Buraya da 7 yapalım. Ve aynı şeyi tekrar devam ettireceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde kenarını bu işaretlediğim iğne koyduğum yere kadar geliyorum. Şurayı da olmazsa sayalım. İğne koyduğum yeri sayalım. Demin saymamıştık galiba. Şöyle 2 2 idi ya en başı. Şuradan sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 tane şöyle ikili trabzan bırakmışım. Bunu şöyle, yani çok önemli değil. Şöyle içini açtığınızda ne kadar istiyorsanız o kadar bırakabilirsiniz. Biraz daha aşağıya da olabilir. Biraz daha dar da yapabilirsiniz. O size kalmış. Şu şekilde devam edelim. Buraya gösterdiğim gibi buraya kadar gelelim. Şöyle ağız kısmını bir sıra sık iğne yapmak istiyorum. Şöyle en son buraya bir sık iğne yapmıştık. Devam ediyorum. Burayı böyle her sık iğnenin üstüne trabzandı, pardon, buralar trabzandı. Trabzanların üstüne şöyle sık iğne yapıyoruz. Şuraya kadar gelelim. Sık iğne yaparak buradan buraya kadar geldim ağız kısmından. Şimdi bu köşede arkadaşlar şuraya
örgümü ters çeviriyorum. Bu tarafında aynı şekilde şöyle batarak sık iğneleri yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Buradan yine buraya kadar geleceğim. Şöyle bu başladığımız yere kadar geldim. Burada ipi kesiyorum arkadaşlar. Şöyle ağız kısmını da sık iğne yaparak bitirmiş olduk. Dilerseniz öyle de kalabilir. Yapmayabilirsiniz. Şart değildi. Farklı şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde şimdi kulpunu yapmakla devam edeceğiz. Şimdi kulpunu yaparak devam ediyoruz. Şöyle kulpunu yapmak için ipi iki kat yapıyoruz. Şöyle iki kat olarak kullanacağız. Daha sert olsun diye. Şöyle uçlarını birleştirip tığımız yine aynı. Şöyle çok kolay bir kulp. Farklı şekilde de tabii ki yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Şuraya en başta çektiğim zincirin içine batarak şöyle ikili trabzan yaptım. İki defa da çektim. Tığıma tekrar ipimi doladım. Aynı yere tekrar batarak şu şekilde yine ikili trabzan yapıyorum. Sonra 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çektim tekrar. İpimi tığıma doladım. İlk çektiğim zincirin içine şu şekilde batıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Şöyle aynı yere tekrar batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yine 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tığımın başına ipimi doladım. İlk çektiğim zincirin içine şu şekilde batıyorum. Ve buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Bu şekilde arkadaşlar 40 tane böyle yapalım. Ben şimdi 3 tanesini yaptım. Dilediğiniz ya da şöyle söyleyelim. Dilediğiniz uzunluğa gelinceye kadar bu şekilde yapalım. Ben 40 tane yeterli geliyor. Daha önce de yapmıştım. Çocuklara olacağı için şu şekilde 40 tane yaptıktan sonra ipimi keseceğim. Evet arkadaşlar, bu şekilde kordon yapımını bitirdik. Gayet kolay bir şekilde yaptık. Dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Şimdi bunu uçlarını tığla geçirdim arkadaşlar, şöyle içten kestiğim ipleri. Şimdi şu şekilde buradan dikiyorum. Şu şekilde kulplarını da diktik arkadaşlar. Şöyle kenarlara basit bir şekilde diktim. Şimdi şu önüne çiçekler yapacağız. İstediğiniz çiçeklerden yapabilirsiniz. Dilerseniz benim gösterdiğim çiçekten de yapabilirsiniz. Hazır çiçeklerle de buralara süsler yapabilirsiniz. Süslemesi size kalmış tabii ki. Bu şekilde de kullanılabilir. Şöyle kulpumuzu yaptık ve çantamızı buraya kadar bitirdik. Şimdi çiçeklerini yapmakla devam edelim. Şimdi ipimi aldım. Ben beyaz renk iple yapacağım. Siz dilediğiniz renk iple yapabilirsiniz. Şöyle parmağıma ipi doladıktan sonra şöyle bir tane zincirle tutturuyorum. Şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane de şimdi çekmiştim. Toplamda 4 olacak. Şöyle 4 tane zincirimiz oldu.
Sihirli halkanın içine şöyle üçlü trabzan yapacağız. Tığıma ipi iki defa doladım arkadaşlar. Sihirli halkanın içine batıyorum ve 2 2 yukarı çıkacağım. İpleri ikişer ikişer alıyorum. Şöyle 3 defa da çıkmış oldum. Uzun bir üçlü trabzanımız olmuş oldu. Tekrar gösteriyorum. Tığıma ipimi 2 defa doladım ve sihirli halkanın içine batıyorum. Şöyle 1 2 3 4 tane ilmek oldu. 2 2 yukarı çıkıyorum. Şöyle. Evet. Bu şekilde yaptık. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Çok kolay bir çiçek arkadaşlar bu. Dilerseniz farklı çiçeklerde yapabilirsiniz. Şimdi birinci kanadını bitirdik. Tekrar 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tekrar tığıma 2 defa ipi doladım ve sihirli halkanın içine batıyorum. 2 2 yukarı çıkıyorum. Tekrar bir tane daha yapıyoruz. Şöyle 2 2 2. Tekrar 4 zincir, 2 3 4. Buraya bir sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 4 zincir, 2 3 4. Şöyle çekeyim. Tekrar ipime doladım. Bu şekilde 5 tane çiçeğimizin kanadını yapacağız. Şu şekilde arkadaşlar çiçeklerimizi 3 tane yeterli yapıyoruz. Ben şimdi çantama hazır çiçekler yapıştıracağım ama size örnek olsun diye yaptım. Bu şekilde çiçekler yapıp üzerine şöyle inci ya da şöyle şu şekilde taş yapıştırıp çantanın üstüne yapıştırabilirsiniz. Çantamızın son hali bu şekilde arkadaşlar. Ben evde hazır böyle bu çiçeklerden vardı, bunları tercih ettim. Ama dilerseniz şu şekilde de çiçekler gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Ortalarına inci ya da boncuk ya da hiçbiri yoksa farklı renkte ip de yapabilirsiniz. Bu şekilde. Ben böyle hazırı tercih ettim. Çok da güzel oldu. Şu şekilde. Yapacak olanlara kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Hoşça kalın.